Merhabalar EKS 2022 tayfa. Bugün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun e, SMS'iyle, mesajı ile adaylar e, ani bir kriz, sevinç patlaması yaşadılar bana yurt çıktı diye. Ama o sadece başvuruların alındığına dair bir mesajdı, SMS'ti. E, sonrasında Twitter hesabından bir açıklamada bulunduğu Doktor Mehmet Kasapoğlu. Bakanlık olarak bu yılda gençlerimizi yurtlara e, bekliyoruz, karşılamak için hazırlanıyoruz. 800 bin aşan. Kapasitemizde gençlerimizin yanındayız dedi. Yani sonuçlar açıklanmadı daha. 1-2 gün içerisinde açıklanacak. Bugün e, yani artık olmaz bu saatten sonra. Yarın veya yarından sonra çok yüksek ihtimalle açıklanacaktır. E, sonuçlar açıklandıktan sonra ne yapacağız? İşte iki önemli işlemimiz var. Bir yurt ücretini yatıracağız. ATM'lerden ve internet bankacılığından onu ben sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. İkinci olarak da e, taahhütname onayı yapacağız e-devlet üzerinden. Yine onu da uygulamalı olarak anlatacağım sonuçlar açıklandığında. E, o iki önemli videoyu kaçırmamak için hemen şimdi abone olmayı unutmayın. E, burada e, Kasapoğlu'nun, Sayın Kasapoğlu'nun açıklamasının altında bir de video vardı sevgili arkadaşlar. O videoda 12 kritere göre bakın 12 kriter var. Tapu bilgileri, maaş bilgileri, gelir bilgileri gibi. Bunu daha önce Bakanım söylemişti zaten. burada asıl benim ilgimi çeken yerleştirme sürecinde öğrencileri yurtlara yerleştirme sürecinde uygulanan puanlama sistemi. Yani gelir durumu 5000 başarı durumu 3000 ve sosyal durum 2000 yani toplam 10.000 puan üzerinden öğrenci değerlendiriliyor. Ve bu değerlendirmelere göre yurtlara öğrenci yerleştirilecek. Ve burada e, ÖSYM alanındaki puan bakın 3000 yani %30'luk bir etkiye sahip e, içinizde 2023 tayfa vardır veya çevrenizde vardır. Onları da bu konuda e, uyarmak istedim özellikle. Yani YKS başarısı da e, KYK yurt çıkması veya çıkmaması konusunda etkili oluyor. Yani şöyle diyelim bir aday iki adayın birinci ve üçüncü bölümdeki her şeyi aynı. O zaman neye bakılacak işte? ÖSYM alanındaki puanla bakılacak. Yani puan daha iyi olan bir aday yerleşecek. Belki de diğeri açıkta kalmış olacak. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Umarım herkese gönlümden geçen neyse karşısına o çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.